Merhabalar değerli arkadaşım. Kazanım 49'la yine karşındayım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Güzel bir ders daha bizi bekliyor. Gelsin birinci soru. Şimdi yine üstel fonksiyonları çözüyoruz. Üstel denklemleri daha doğrusu. 600 x var, 300 x var, 200 x var, 35 var. Hay hay. İstersen bu 200 x çarpı 300 x olarak yazabilir miyiz değerli arkadaşım bunu? Evet. Burada 300 x var, burada da 200 x var. O zaman ben şu 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x artı 7 çarpı 3 üzeri x dedik. Hay hay. Eksi 5 çarpı 2 üzeri x. Eksi 5 çarpı 7 diye de bunu ayırabilirim. Eşittir 0. Bunun ikisini 3 üzeri x parantezine alalım. Burayı da eksi 5 parantezine alalım. Ne dersin? Hadi bakalım alalım neler gelecek. 3 üzeri x parantezine aldığımız zaman 2 üzeri x artı 7. Eksi 5 parantezine alıyorum. 2 üzeri x artı 7 geliyor. Eşittir 0. 2 üzeri x artı 7'ler de ortak olduğuna göre 2 üzeri x artı 7 parantezine de alırsak 3 üzeri x eksi 5 yapar ki bu denklemde çarpımlı bir ifadenin sonucunun 0 olması için ya bu 0'dır ya bu 0'dır. 2 üzeri x eşittir buradan eksi 7 yapar ki böyle bir üstel fonksiyon hiçbir zaman negatif olamaz. Burada da 3 üzeri x eşittir 5 olacaktır ki bu da logaritma 3 tabanında 5 eşittir x demektir. Demek ki sorumuzun çözüm kümesi 3 tabanda 5 yani birinci soru nedir? D seçeneğidir doğru cevabımız. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda 15 üzeri x var. 3 üzeri x artı 1 var. 2 üzeri 5 üzeri x var. 6 var vesaire vesaire. Tamam. Yine aynı şey yapmaya çalışalım. 15 üzeri x de buraya 3 üzeri x parantezini alsak. Burada 5 üzeri x kalır mı değerli arkadaşım? Kalır. Eksi 3 kalacaktır değil mi? Yani burada 3 üzeri x'i alırsak 3 üzeri 1 kalır. Burada da 5 üzeri x, eksi 5 üzeri x parantezini alalım. Eksi 5 üzeri x parantezini alalım. Pardon, özür diliyorum. Özür diliyorum. Burada da eksi 5 üzeri x değil. Bu ifadelerde de 2 parantezini alalım. Eksi 2 parantezini. 5 üzeri x kaldı. Eksi 3 kaldı. Yani tekrar ediyorum. Birinci ve ikinci ifadeyi 3 üzeri x parantezine. Üçüncü ve dördüncü ifadeyi de 2 parantezini aldık. Ortak çarpan parantezine ki içinde aynı benzer ifadeler yakalayabilmek için. Dolayısıyla 5 üzeri x eksi 3 ifadelere ortak geldi ki 5 üzeri x eksi 3 parantezini alırsak da 3 üzeri x eksi 2 gelecektir. O da eşittir 0. Ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. Dolayısıyla 5 üzeri x eşittir 0 olur ki buradan x eşittir logaritma 3 taban pardon 5 tabanında 3'tür. Aynı zamanda 3 üzeri x eşittir 2 olur ki bu da logaritma nedir? 3 tabanında 2 yapacaktır diğer bir x. Bulunan x değerleri çarpımından bahsediyor. O zaman logaritma 5 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Bunlar birbirini götürür ki logaritma 5 tabanında 2 yapacaktır. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneği gibi geliyor değil mi? Evet doğru cevabı E seçeneğidir. Geldik üçüncü soruya. Şimdi değerli arkadaşım burada logaritmalar yukarıda değil mi? Logaritmaları işlem yapabilmek istiyorsak aşağı indirmemiz lazım. Aşağı indirebilmemizin tek yolu da her iki tarafa logaritma çakmak. Logaritma takıyorum her iki tarafı da. Logaritma 10 tabanında 2 üzeri log x. O değiştir. Logaritma 10 tabanında 3 üzeri logaritma 3. Hay hay logaritma x üst başa iniyor. Logaritma 3 başa iniyor. O zaman logaritma x çarpı logaritma 2. O da eşittir logaritma 3 çarpı logaritma 3. Hay hay. Şimdi değerli arkadaşım burada nasıl işlem yapacağız? Bunun gerisini nasıl getiriyoruz? Bakalım. O zaman şöyle yapalım mı? Logaritma x eşittir. Logaritma 3'ün karesi. Doğru mu? Logaritma 3'ün karesi. Bölü 2 diyebilir miyiz? Logaritma 2 diyebilir miyiz? Aman evet pardon. Bölü logaritma 2 dedik. Şimdi burada nasıl işlem yapabiliriz? Evet şöyle düşündüm. Şimdi bu ifadeyi nasıl düzenleyeceğiz? Düzenleyebileceğimiz nokta kalmadı. Yapacağımız tek şey şu. Bunun tabanı nedir? Yazılmadığına göre 10'dur. O zaman 10 üzeri olarak bunu almamız lazım değil mi? Yani x eşittir 10 üzeri logaritma 3'ün karesi bölü bunu bir düzenleme yapamıyoruz. Bölü logaritma nedir? 2'dir. Doğru mu? Doğru. O zaman şıklara baktığımız zaman 3. sorumuzun doğru cevabı nedir? A seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik. Burada son soruya gelelim. Şimdi
Şurada bir ekranda çizilmiş bir yer var. E üzeri x'ler. Çok güzel. E üzeri x'leri yine aynı mantıkla t diyelim. O zaman t artı 1 bölü t oldu değil mi? E üzeri eksi x bölü e eksi 1 pardon. T eksi 1 bölü t eşittir 3. Paydaları eşit diyelim, düzenleyelim. T kare artı 1 bölü t'ler gidecek, birbirini götürecek. T kare eksi 1 eşittir 3 geldi. İşler dışı açıyapma yapalım. T kare artı 1 eşittir 3t kare eksi 3 yaptı. Buradan 2t kare eşittir 4. Dolayısıyla t kare eşittir 2 ve t eşittir artı eksi kök 2 yaptı. T dediğimiz ifade neydi değerli arkadaşım? E özel x'ti eşittir kök 2 ve e özel x eşittir eksi kök 2. Tabii bir üstel fonksiyon olduğu için negatif olamayacağından dolayı x'i bulmaya çalışalım. X eşittir logaritma e tabandaki kök 2. Bu doğal logaritma fonksiyonu. O da ln kök 2 yapıyor değil mi? Bunu düzenleyecek olursak. Ln kök 2. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Evet değerli arkadaşım, bir bölümün daha sonuna geldik. Kazanım 49'da bu şekilde bitti. Konu anlatım ve kazanım 50'de görüşmek üzere. Hoşça kal.